Nefes alın, sakin olun. Ağlayın lütfen. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne ateş, halsizlik ve nefes darlığı şikayetleriyle gelen 60 yaşlarındaki İD adlı kadın hastaya hem COVID-19 hem de Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı teşhisi konularak tedavisi yapıldı ve taburcu edildi. Uzmanlar, ülkemizde COVID-19 ve Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığının bir arada görülmesinin çok ender rastlanan bir durum olduğunu belirtirken, bu gibi vakaların artık literatürdeki yerini yavaş yavaş almaya başlayacağını ifade etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Selçuk Kaya, kene vakalarının başlamasıyla birlikte artık servislerine gelen hastalara benzer belirtiler göstermesi nedeniyle hem Kırım-Kongo kanamalı ateşi hem de COVID-19 vakası olabileceğini düşünerek dikkatli tetkik ettiklerini söyledi. Özellikle havaların güzelleşmesiyle, yaz aylarına girişimizle beraber açık alanlara çıkmaların artması sonucu, doğayla temasın artması sonucu yavaş yavaş sıklığını arttırarak yine karşımıza gelmeye başladılar. Bu çerçevede yine 60'lı yaşlarda bir kadın hastamız COVID ön tanısıyla COVID servisine aldığımız bir vaka idi. Ateş, halsizlik ve bir takım solunumsal sorunlarla bize gelmişti. Endemik bölge olmamız dolayısıyla özellikle ve ciddi sonuçlara yol açabilmesi dolayısıyla Kırım-Kongo kanamalı ateşini de biz her zaman bu şikayetlerle gelen bölgemiz hastalarında özellikle de daha yüksek kesimlerden Gümüşhane gibi, Bayburt gibi yine Giresun'un yüksek kesimleri gibi bölgelerden gelen hastalarda ön planda aklımızda bulunduruyoruz. Buna dönük yapmış olduğumuz tetkiklerde de Kırım-Kongo kanamalı ateşi testlerinin de pozitif gelmesi sonucu vakayı hem COVID hem de Kırım-Kongo kanamalı ateşi koenfeksiyonu yani bir arada enfeksiyon vakası olarak teşhis ettik. Kaya, hastanın 10 günlük bir tedavi sürecinin ardından taburcu edildiğini ifade etti. Önce COVID ile ilgili tedaviler planladık. Daha sonra Kırım-Kongo kanamalı ateş testi pozitifliği sonrası bununla alakalı destek tedavilerini gündeme getirdik. Hasta yaklaşık bir hafta 10 günlük bir tedavi süreci sonunda yavaş yavaş kan tablosu, genel klinik tablosu toparlayarak, düzelerek çok şükür ki yoğun bakım desteği ve ihtiyacı söz konusu olmadan, diyaliz gibi destek ihtiyaçları söz konusu dahi olmadan başarıyla servisimizden taburcu edildi şifayla. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Kaya, bu ve bunun gibi vakaların gelmesi belki literatürde yavaş yavaş artık yerini almaya başlayacaktır dedi. Türkiye'de bu gibi vakaların olabilmesi teorik anlamda da pratik işin pratiğinde de mümkündür. Bu ve bunun gibi vakaların gelmesi belki literatürde de yavaş yavaş artık yerini almaya başlayacaktır. Yani şu an için tabii ki nadir görülen vakalar olarak söyleyebiliriz.